size kendimi nasıl tanıtabilirim? Köyde doğmuş, büyümüş, 18 yaşında polis okuluna gitmiş, 2 sene okulunu okumuş, sonra polis olmuş. 12 sene polis olduktan sonra da sadece LGBT birey olduğu için atılmış bir adamım ben. Bu kadar. Düşünün, sadece LGBT birey olduğunuz için karakola çekiliyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz. Ve bir polis memuru olarak bunu yaşıyorsun. Seni karakola götüren, seni gözaltına alan insanlar senin meslektaşların. Ve sana yukarıdan bakıyorlar. Bakın beyefendi, herkes geçiyor. Siz beni şüpheli olarak durduruyorsunuz. Şansıma değiniyorum. Süreç ve yaşadıklarınız bir noktadan sonra sizi zaten olmanız gerektiği noktaya getiriyor. Bakmışsın, aktivist olmuşsun. Bir bakmışsın, ben buyum diyorsun. Bir bakmışsın, meydan okuyorsun. Polislik mesleğini nasıl seçtim? Biliyorsunuz işte televizyonlarda, radyolarda ya da görsel medyada her zaman küçük çocukların en büyük hayallerinden birisi ya asker olmak ya polis olmak. Ben de vatanımı çok seven bir insan olarak polis olmayı istedim ve polis olmayı seçtim. 2004 yılında sınava girdim, kazandım. 2 sene polis okulunu okudum. Gerekli eğitimleri aldıktan sonra 2 yılın sonunda da İstanbul'da mesleğe başladım. Normal dışarıda gördüğünüz böyle resmi kıyafetli, asayiş olaylarına giden bir polistim. Açık olduğun zaman zaten otomatikman dışarıdasın, knockout. Cinsel yönelimimi çalışıyorken saklıyor olmak daha da kötü bir durumdu. Sizi negatif anlamda çok etkiliyor. İşinize motive olmadığınız gibi her an birisi anlayacakmış gibi düşünerek paranoya halinde yaşıyorsunuz. Bu da insanı bir noktadan sonra yıpratıyor. İhraç sürecim Doğu'da görev yaparken oldu bu zaten. Gece 11 gibi telefonum çaldı. Sorgusuz sualsiz. Yakapaça aldılar beni, emniyete götürdüler. Birlikte çalıştığım çocuklar hepsi. Meğersem o dönem birlikte bir şeyler yaşadığım arkadaşımı benden önce almışlar, emniyete götürmüşler zaten. Çocuğu orada dövmüşler. Haksız yere. Daha sonra çocuğun ifadesini almışlar. Ben çocuğu o şekilde gördükten sonra zaten zıvanadan çıktım. Neyse beni karakola aldılar. Psikolojik şiddetle işte her şeyi kabul ettim. İfadem alındı. Saat 4'te evime gittim. Psikolojik şiddetin nesini betimleyeceğim bilmiyorum ama sesim titriyor onu şey yaptığım zaman. Aklıma geldiği zaman. Ben yaşadım. Başka hiçbir LGBT bireyi arkadaşım yaşamaz bunu. Ertesi gün zaten beni direkt Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne heyete gönderdiler. Düşünsenize, sadece gay olduğunuz için bu ülkede sizi heyete gönderiyorlar. Hastaneye gönderip bunu tescilletiyorlar size. Heyetin karşısına çıktım. Baktılar bana, polislik yapmanda herhangi bir sakınca yoktur dediler. Belgemi aldım, tekrardan emniyete gittim. Buradan bir şey yapamadıkları için bu sefer disiplin soruşturması açtılar. Disiplin soruşturmasında bakanlıktan müfettişler geldi. 2 tane müfettiş geldim. İçeriye girdiğimde sen kimsin dediler. Nasıl yani sen? Ne alaka? Yani insanların algısındaki gay'den farklı bir adam var orada. Daha sonra devlet memurluğundan çıkarma ile bakanlığa sevk edildim. Bakanlıkta kurula girdim. Kurulda da yine bir hakaret. Polisten gay mi olur? Kimsin lan sen? Bizim burası Avrupa mı? Burası Türk toplumu? Gibi ibarelerle tekrardan bu kararlarını verdiler. Zaten kararlarını verdikten sonra mesleğimden çıkarıldım. İhracım Devlet Memurları Kanunu'nun yüz kızartıcı ve utanç verici davranışlarında bulunmak fiilini işlediğim için yapılmış. Sadece LGBT bireyi olduğum için böyle bir karar verildi. Mahkemeyi açtık. Mahkemede İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Türkiye temsilcisi Emma vardı. Mahkemeyi kazandıktan sonra 2 yıl bir fiil bu ülkede gay bir polis memuru olarak ben görevimi yaptım. 2017 yılında çıkan kanun hükmünde kararname ile Danıştay benim mesleğe iade kararımı tekrardan bozuyor. Herhangi bir sorun yaşamadım, herhangi bir disiplin suçum olmadı. 2 yıl içerisindeki puanlarıma da bakabilirler. Hepsi çok iyiydi. Peki performans değerlendirmede çok iyi olan bir adamı sen yüz kızartıcı suçtan nasıl atabiliyorsun? Nerede hani biz eşittik?
Hani anayasada eşitlik vardı. Ne oldu bu eşitlik? Devlet Memurları Kanunu 125. maddesinde devlet memurluğundan çıkarma halleri düzenlenmiştir. Ve burada memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak fiilinden dolayı devlet memurluğundan ihraç söz konusu olabiliyor. Şimdi burada bir insanın cinsel yönelimden kaynaklı olarak böyle bir ihracı bu maddeye dayandırılıyor. Ve dolayısıyla devletin algısı şu, eşcinsellik, eşitlik, yüz kızartıcı bir durum söz konusu. Dolayısıyla yapılan bütün bu işlemler sadece polis teşkilatında değil, diğer bütün bakanlıkların yaptığı işlem maalesef bu maddeye dayandırılıyor. Ama en çok karşıma çıkan, bana gelen başvurular emniyet örgütünden geliyor ve birçok polisin ihracı söz konusu. Yani muhtemelen eril olma halinin en yoğun olduğu yer. Emniyet bu tür şeylere izin vermemeye çalışıyor. Bir duyumla tespit ettiği herkesi ihraç etmeye çalışıyor. O maddelerin tamamı bir fiyasko. Ya eşcinsellik demek iffetsizlik demek değil. Eşcinsellik demek yüz kızartıcı suç asla ve asla değil. Yüz kızartıcı suç bana göre kesinlikle ve kesinlikle rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak. Bunlar daha hafifletici ama eşcinsel olmak çok büyük bir suç. Böyle bir dünya yok ya. Artık bir şeylerin değişme zamanı geldi. Düşünsene yani Allah'ın size bahşettiği bir duygudan dolayı siz yargılanıyorsunuz. Yani bir kere şunu söyleyeyim, ben suçlu değilim. Yani suçlu adam yüzünü saklar, kendini gizler. Asla kendini suçlu olarak görmem. Özellikle LGBT olduğum için suçlu değilim. Bunu belirtmek isterim. Sadece annem babam yaşlı ve onlara anlatamadım durumu. O yüzden böyle gizli aktivistlik yürütüyorum. Haksızlık, hak yemek, rüşvet, özellikle rüşvet, çocuğa, kadına karşı işlenen suçlar, hırsızlık, gasp, bundan hiçbirisini yapmış mıyım? Yapmamış. Tek günahım ne? Bir adamı sevmek. Bu polislik meseleni nasıl etkileyebilir? Düşünemiyorum yani. Çünkü buna cevabım yok. Şu şekilde de söyleyebiliriz. Devlet kurumlarından herhangi bir yerde işimiz olduğunda gittiğinde biz onun cinsel yönelimini bilmiyoruz. Doğru mudur? Heteroseksüel mi, LGBT'yi mi ya da kendini nasıl tanımlıyorsa. Bu bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor zaten. Bu kaldı ki polisler için de geçerli. Bize ne? Kime ne? Herkesin kapalı kapalılar ardında yaşadığı hayattan bize ne? Mesleğimi özlüyor muyum? Hayır, mesleğimi özlemiyorum. Çünkü mesleğimde kazandığım kadar para kazanıyorum zaten. Onun dışında daha güçlü bir adam var artık. Daha istediğini bilen, daha istediğini elde edebilen bir adam var. Neden geri daha önceki yaşadığım olumsuzlukları özleyeyim ki ben? Hukuki mücadelem ölene kadar devam edecek. Çünkü ben kimsenin hakkını yedirmedim. Kimseye de hakkımı yedirmeye niyetim yok. Ben kendi devrelerimle birlikte aynı sınava girdim. Başarılı oldum. 2 yıl okudum. Bana anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesini uygulasın kanunu uygulayacak. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımız engellenmiştir ki hem anayasa ile hem uluslararası sözleşmeler ile garanti altına alınmış bir haktır. Yargının eşcinselliğe bakışı süreç içerisinde değişebiliyor. Bunun bir orta yolu yok ya da bir ortalaması söz konusu da yok. Yani kimi zaman lehte bir karar verirken aynı mahkeme hakimlerin birisinin ya da bir kısmının değişmesiyle birlikte aleyhte karar verebiliyor. İdarenin eşcinselliğe bakış açısını değiştirmesi gerekiyor öncelikle. Kanunlara baktığımız zaman kanunlar esasında bu ayrımcılığı getirmiyor. Uygulamada bir ayrımcılık söz konusu. Taksim'deyiz, sınırları aşmak konusunda kararlıyız. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Polisken farklı bakıyorsun. İşte aslında şu anki düşüncem, insanlar mesela gösteri yürüyüş yapan insanlar anayasal haklarını kullanıyorlar. Ama polisken ve karşı tarafta olduğunda bunların hepsinin hain, vatan haini ya da tırnak içerisinde terörist olarak görüyorsun. Dikkat dikkat, polis konuşuyor. İstiklal Caddesi üzerinde bulunmaktayım. Lütfen cadde üzerinden ana sokaklara doğru dağılın. Aslında meslektaşlarıma tavsiyem, bence bu kalıptan çıkmaları gerekiyor. Dünya değişiyor, her şey değişiyor, insanlar değişiyor. Önceden çok korkuyordum. Çok insanlar ne der, ne olur, işimi kaybederim, yok şöyle olur, böyle olur. Ama artık zerre umurumda değil. Kendi paramı kazanıyorum. Ben istediğim hayatı istediğim gibi yaşıyorum.
Kimsenin hayatına karışmıyorum. Kimse de benim hayatıma karışmayacak. Biz uzaydan gelmedik. Biz de bu ülkenin insanıyız. Biz de kendi vergimizi veriyoruz. Biz de diğer heteroseksüel insanlar gibi eşit haklarda yaşamak istiyoruz. Bu kadar basit. Ya bunu anlamayacak ne var, ben anlamıyorum. Bizim sesimizi duyun arkadaş. Biz de bir anadan, biz babadan doğduk. Biz de bu toprakların insanıyız. Biz de bu vatanın evladıyız. Siz ayrıştırmasanız biz diye bir şey de yok zaten. Biz hepimiziz. Yeter ki bizi ayrıştırmayın. Örneğin geçen gün kalktım, sabah namazını kıldım. Twitter'a girdim, bir baktım. Tüm kendini dindar tanımlayan insanların tamamı LGBT'lilerle ilgili hüküm vermiş, yargı dağıtıyor herkes. Allah'ın yarattığını sen nasıl oluyor da eleştiriyorsun? Cinsel yönelimi nedeniyle meslekten atılmış ve bu anlamda benimle iletişime geçmek isteyen birçok insan var. İnsanlar tamamen cesaret alıyor bundan. Ve bu aslında bir nevi gizli de olsa aktivistlik benim için. Ben de bu sürece bir katkı sağlamak istiyorum açıkçası. Şunu da söylemem gerekiyor ki tüm dünyada ve Türkiye'de LGBTİ hareketi daha meşru ve daha kalıcı, daha aktif, daha görünür. Bu aslında bize güç veriyor. Bu aslında bize daha da cesaret veriyor. İyi ki varsınız diyorum. 2013'te gariban, köyünden yeni gelmiş, İstanbul'u ve sosyal ortamları bilmeyen masum bir Osman vardı. Yani 2020 yılında bambaşka, daha kararlı, daha mücadeleci, daha aktif, daha hayatı bilen, gören, daha aktivist bir Osman var. Bunu kesinlikle bu mücadeleye borçluyum. Benim meslekten atılmam, benim hayatımın bir başlangıcı oldu aslında. Bu süreç haberleştikten sonra zaten bir sürü hiç tanımadığım insandan sürekli destek mesajı aldım. Ve dedim ki kendi kendime, oğlum Osman sen bu yolda yalnız değilsin. Yalnız da yürümeyeceksin. İnsanlar bazen kendini yalnız hissedebilir. Bu psikolojik bir durumdur. Fakat LGBT bireyi olarak hiç kimsenin yalnız olduğunu düşünmüyorum. Bunu bir yaşayan bir adam olarak söylüyorum ben. Bir sürü LGBTİ dernekleri var. Bu derneklerin bir sürü gönüllü avukatları var, gönüllü psikolojik danışmanları var. Bunlarla da çalıştım. İşlerinde uzman kişiler. Lütfen hakkınızı yedirmeyin. Lütfen susmayın. Lütfen susturulmayın.